dakikadan herkese merhaba. Bugün oyunculuk hayatına Kara Olan'la başlayıp Kampüsistan dizisiyle gönüllere taht kuran, şimdi ise Kara Sevda'da Emir Kozcuoğlu karakteriyle izlediğimiz Kaan Urgancıoğlu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Gayet iyi. Süper. Şimdi hemen başlamak istiyorum çünkü 10 dakikamız tamam. Var. Sinemada ve dizide birçok ünlü isimlerle oynadınız. Bu serüven nasıl başladı? Nasıl gelişti oyunculuğunuz? Kara Olan'la oynamaya başladım söylediğin gibi. Ata bindiğim için bir Kara Olan arıyorlardı. Ben de ata bindiğim için beni tercih ettiler. Aslında oyunculukla ilgili hiçbir tecrübem, hiçbir bilgim yoktu. Yani bir anda apar topar diyebiliriz. Aslında ne üzerine eğitim almıştınız? Sermaye piyasaları okuyordum. O sırada ikinci sınıftaydım. Marmara Üniversitesi'nde. Ve işte oyunculuğa başladıktan sonra ikisini birlikte devam ettirmeye... İkisini birlikte devam ettirdim. 8 yıl sonunda okulumu da bitirdim. Oyunculuğa devam ettim. Onun üzerine yüksek lisans yaptım. Dediğin gibi birçok... Tesadüfi oldu aslında. Hani bayağı tesadüfi oldu. Başlayıp evet. Hobinizden oldu. Evet, evet. Şimdi de Farzana Süpertek'te bir kısa film projeniz var. Evet. Çekimleri bitti diye biliyorum. Bitti. Hatta İtalya'da yayınlandı da. Burada ne zaman göreceğiz biz onu izleyebilecek miyiz? Her an görebiliriz. Ben de heyecanla bekliyorum. Yani izledim ama burada yayınlanmasını bekliyorum. Nasıl bir bekliyorum. Film olacak? Ondan biraz bahseder misiniz? Kısa film derken aslında Adriana Celentano'yla Mina'nın yeni albümü için istedikleri üç yönetmenden, üç kısa filmden bir tanesi. El Amor isminde bir şarkı için yapılmış bir kısa film. Büşra Develi ile birlikte oynuyoruz. İki ayrılma aşamasında ya da birbirinden kopamayan, birbirine aslında çok aşık çiftin sancılı ilişkisini işliyor film. Kısa film süresi ne kadar? Şarkı kadar, 4 dakika galiba. Süpermiş. Yani. Daha uzun hayal etmiştim. Yani söz yok tabii bir klip olduğu için. 4 dakika kadar bir hikaye anlatıyor. Peki şu anda Emir Kozcuoğlu karakteriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hani Emir Kozcuoğlu karakteri zor, işte kötü birisi. Sizin onunla bağdaştırdığınız veya ayrı düştüğünüz noktalar neler? Çok zor buna cevap vermesi. Yani çünkü... Kendini de öyle karşına alıp genelde analiz etmiyorsun. Oynadığın karakteri de eleştirmemeye çalışıyorsun. Sevecek bir tarafını arıyorsun. O yüzden cevap vermesi zor. Belki başkaları için söylemesi daha kolaydır. Ya da benim için daha ileri bir zamanda bunu analiz etmek daha kolay olur. Şu an sadece konsantre olup her hafta yazılan bir senaryoya eleştirmeden, inanarak bir şekilde kendimi hiç katmadan ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Benim için çok da sağlıklı bir şey değil şu an öyle düşünmek. Ama sizin sanırım bu istediğiniz bir roldü, bu tarzda birini oynamak. Güçlü olması ve dominant olması benim açımdan, daha önce diledim mi bunu hatırlamıyorum. Bir yerde söylediysem öyledir. Öyleymiş, ama evet. Keyifli kısmı diyebilirim. Peki Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz? Sizce gişe kaygısı çok mu ön planda? Biraz daha düşündürücü filmlerin olmasına ihtiyaç var mı? Ya, Türk sinemasında şu anki temel sıkıntı, bir dağıtımcı hegemonyası olması. O yüzden gerçekten düşünen ve kendini aktarmak isteyen filmler sinemalarda yer bulamıyor. Diğer taraftan dağıtımcılar da bir anda hemen tüketilecek, hemen insanları sinemaya koşturacak filmler yapmaya çalışıyorlar. Ama bununla birlikte de aslında çok iyi sinemacıların olduğu bir dönemdeyiz. Çok iyi filmlerin çıktığı bir dönemdeyiz. O anlamda yani hem iyi filmler var ama bir yandan da onların da sinemada kendine yer bulması zor. Birazcık paradoksal bir durum içerisindeyiz. Doğru. Peki tiyatro için sizin tiyatro projeleriniz var mı? Setten zaman bulabiliyor musunuz veya? Şu an için zor. Bir kere öyle bir şansım oldu. Bir tiyatro oyununda oynama şansım oldu. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara diye bir isimli bir oyunda oynadım. Tiyatro çok çok disiplin gerektiren bir iş. Ve başka da bir disiplin aslında benim şu an yaptığım işten. Bir zaman, bir ara ona zaman bulmak istiyorum ama şu an çok zor. Dizi ve tiyatro aynı anda olmuyor yani diyorsunuz. Şu zor. An benim çalıştığım tempoda zor. Set nasıl gidiyor peki? Set keyifli. İkinci sezon olduğu için artık birçok şey yerine oturmuş durumda. Herkes birbirini tanıyor. Senaryo anlamında da, karakterler çalışma koşulları anlamında da. İş hızlanmış durumda. Daha geçen seneye göre çok daha rahat bir şekilde ilerliyor. Arada keyfini sürebiliyoruz. Geçen sene çünkü bayağı zor bir sezon geçti. Dizi sürelerinin uzunluğu sizi nasıl etkiliyor? Yani devamlı çok gittikçe tempolu de bir şekilde. Gittikçe de uzuyor sanırım. Biraz öyle oluyor. Kısalması gerekirken. Artık işte internet dizilerinin çıkması, birazcık daha onlara yatırım yapılması belki bizim için bir çıkış yolu olabilir ama
Şu an dizi süreleri çok uzun. Aynı anda iki ekip çalışıyor. Aslında iki dizi çalışıyor gibi bir şey. Şu an iki ekip aynı anda çalışıyor devamlı. Ve devamlı karar verilmesi gerekiyor. Devamlı her şeyin hemen yapılması gerekiyor. İlk düşünülen yapılıyor genelde. Bununla ilgili de bir pratik gelişiyor zaman içerisinde. Haftada kaç gündüz sette geçiyor? 5. Yani 4,5-5. Geceniz gündüzünüz yok yani. Biraz öyle. O 5 gün bayağı yoğun geçiyor. İşte hafta içi 2 gün, bugün dahil dinlenmeye çalışıyoruz. Şunu başarmak istiyorum dediğiniz bir hedefiniz var mı şu anda? Kendinize koyduğunuz daha önce? Yani var ama söylemek istemem şu an. Bazı çalışmak istediğim yönetmenler var. Kendi dilediğim, istediğim. Ferzan Özpetek de onlardan bir tanesiydi. Başka yönetmenler de var. Hangi ama yönetmenlerle çalışmak istiyorsunuz? Biz onu soracaktık ama. Yani şimdi bir yönetmeni seçtiğinde diğer yönetmenleri seçmemiş gibi bir durum içerisine girmiş olur ama dilediğim, çalışmak istediğim yönetmenler var. Yabancı bir yönetmen var mı çalışmak istediğiniz mesela? Yok. Yani daha o aşamaya geçmedi hayalim. Olur ileride. Yakın zamanda sinemada görebilecek miyiz sizi? Şu an bir projeyle anlaşmış durumda değilim ya da okuduğum olacak bir proje yok. Bir söz veremeyeceğim. Peki şu anda Kara Sevda dizisi daha devam ediyor mu? Evet. Daha sonrası için nasıl bir karakterde oynamak istersiniz? Yani onu çok dilemeli miyim, nasıl bir şey istemeliyim kısmına daha geçemedim açıkçası. Bilmiyorum. Sonuçta daha devam ediyor, doğru. Yani bu bir şey dileme, onun gerçekleşmesi süreci ne kadar o dileğin üzerinde kontrolcü, baskıcı olduğum biraz hassas bir konu bence. Hı hı. Yani bir şeyi isteyip yapabilirsin ama o sırada o süreçten çok keyif alabilir misin ondan da emin değilim. Birazcık o ihtimallere açık olmak, gelenler üzerinden değerlendirmek, en azından ne istemediğini bilmemek benim için şimdilik kafi. Peki Türk dizi sektöründe bu reytingleri çoğu zaman kestiremiyoruz. Yani bir dizi diyoruz ki işte veya başlarken bu kesin tutar falan denilen diziler çok kısa soluklu olabiliyor. Kara Sevda'nın reytingleri nasıl? Kara Sevda'nın reytingleri şu an için bir yükseliş trendine girdi. O kendi içerisinde devamlı değişen bir şekilde ilerliyor. Geçen sezonu çok yüksek bir yerde kapattı. Yani bizim kendi seyircimiz açısından söylüyorum. Tabii çok daha yüksek reyting alan diziler var. Bu sezonda yine ortalama bir yerden başlayıp şu an yukarıya doğru tırmanıyor. Peki Kampüsistan'dan biraz bahsedelim. Tabii. Ben o zamanlar onu çok izlerdim. Sizin için Kampüsistan'da hani meslek hayatınızda bir sıçrama noktası olarak kabul ediyor musunuz? Tabii şimdi Kampüsistan benim en uzun süren dizilerimden bir tanesiydi. O zaman içinde ikinci diziydi ve çok izleniliyordu. Tabii kesinlikle Kampüsistan'ın iyi olması benim bu sektörde, bu kariyerde kalmamı çok etkiledi, %100 etkiledi. Yoksa başka bir şeye de yönelebilirdim belki. Kampüsistan çok keyifli bir ekibin işiydi. Aynı zamanda çoğumuz üniversite okumaya devam ediyorduk. O yüzden bir gerçekçiliği de vardı. Biraz o zaman oyunculukla ilgili çok fikrim olmasa da en azından gerçekten bir öğrenci oynuyordum ve öğrenciydim. Çok keyifli bir zamandı. Şimdi tabii dediğin gibi dizilerin süreleri uzadı. Evet. Şartlar değişti. Ama bende de yeri ayrı Kampüsistan'ın. Amerika'da da oyunculuk eğitimi aldınız. Bunun oyunculuğunuza büyük katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Oradaki çok uzun bir süre nasıl değil. Nasıl bir eğitimdi veya bu? Bir 6 ay değişik workshoplar aldım. Bu aslında oyunculuğuma çok büyük katkısı olduğunu düşünmüyorum ama benim hayatımda bir yere oturduğunu düşündüğüm bir süreydi. Çünkü yurt dışında yalnız kaldığım, kendimi en çok tanıdığım dönem olduğunu düşünüyorum. O bakımdan önemliydi ama oyunculuktaki miyank taşı yüksek lisans yaptığım Kadir Has'la, Çetin Sarıkartal'la tanışmam. Daha sonra Sayın Güveloğlu'yla çalışmaya devam ettiğim süreç benim için oyunculukta beni ileri atan şey diyebilirim. Siz şu anda oyuncu olacaklara ne önerirsiniz? Ne yapmalarını? Eğitimle mi devam etmelerini yoksa hani biraz daha pişmek mi denir? Gerçi eğitim olmadan pişilir mi bilmiyorum. Alaylılık mı denir? Siz daha iyi. Yani çok zor. Bir tavsiyede bulunması çok zor. Herkes bir şekilde kendi yolunu belirliyor. Şans faktörünün de önemli olduğu bir sektör. Bir yandan çok en doğruyu yapıyorum şeklinde pırıltısını da kaybetmemesi gerekiyor insanın. O küçük yırtıklığının da kalabilmesi gerekiyor. Ben bunu seçtim, bunu yapıyorum şeklinde kendi arkasına durabileceği bir yerde olması gerekiyor. En büyük tavsiyem gerçekten sevdiklerinden emin olsunlar. Çünkü gözüktüğü kadar eğlenceli değil. Değil. Biz hep eğlenceli taraflarını görüyoruz büyük ihtimalle. Arka tarafın zorluğu, şartları, özellikle şu anda sizin dediğiniz 5 gününüzün sette geçmesi gerçekten zor.
Peki, artık 10 dakikanın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. 10 dakikanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.